Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Xitayning masjidni bazmixona qilganligi oshkorlandi. 10 noyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sindin oshkorlanishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistondagi ma'lum masjidni madaniyat markazi degan nomda o'yin qo'yish, Xitoy kommunistlarining diniga qarshi ideyasini tarqitish so'rini qilgan. Sindiki ko'rinishlarga asoslanganda, faqat masjidning mihrabi azroq o'zgartirilgan bo'lib, to'riz, tom, gilam qatorliklarini asli piti bo'yicha ishlatgan. Xitoylar masjidda har xil usul, muzikalarni o'rinlab islomning muqaddas o'rinlaridan biri Allohga ibodat qilinadigan masjidga, shundoqla barliq Sharqiy Turkiston musulmonlarga haqorat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari 2017-yildan boshlab 5000 dan ortiq masjidni chiqib tuzayotgan. Faqat yo'l bo'yidagi bir qism masjidlarnila xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun qo'yib qo'ygan. Yana bir qism saqlanib qolgan masjidlarni bo'lsa bazmixona qilib ishiltib, islom dini va musulmonlarga haqorat qilmoqda ekan. Kuzatuvchilar har qanday bir Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilarining muqaddas ibodat o'rinlarini haqorat qilayotganligini, uni chiqayotganligini bilib turib, Xitoy tajovuzchilarini Sharqiy Turkistondan quvlab chiqarish uchun harakat qilmaydi ekan yoki harakatdan to'xtab qoldi ekan, uning javobini dunyo va oxiratda berib bo'lmaydi deyishmoqda. Trump mantiqi tamojna bejini bekor qilishga qo'shilmadim dedi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Trump 8-noyabr Xitoy bilan bo'lgan savdo suhbati haqida ifoda bildirib, Xitoyga yurgizilgan qo'shimcha tamojna bejini bekor qilishga taxa qo'shilmoqligini bildirgan. Bu payshanba Amerika va Xitoyning bir qism amaldorlari ikki tarafning dastlabki kelishim hosil qilgan ahvolda Xitoydan elinadigan qo'shimcha tamojna bejini butunlay amaldan qoldirganligini bildirgan edi. Xitoyning savdo ministrligimi ikki tarafning dastlabki qadamda kelishim hosil qilganligini, qo'shimcha tamojna bejining qadam-qadam amaldan qoldirganligini oshkorlagan edi. Trump 8-noyabr muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, Xitoy taraf tamojna bejining bekor qilinishini umid qildi. Ammo mantiqi hech nimaga qo'shilganim yo'q. Ular tamojna bejining bir qismining bekor qilinishini umid qildi. Chunki ular barliq qo'shimcha tamojna bejini bekor qilishga hargiz qo'shilmaydiganligini biladi, deganlarni bildirgan. Trump bilan Xi Jinping asli bu oyda Chilida o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy tashkilot boshliqlari uchrashuvida birinchi qadamlik suhbatga imzo qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Chilidagi qalamqanchilik sababidan yig'in o'rni amaldan qoldirilgan. Trump bu suhbatning Amerikadagi ma'lum dehqonchilik maydonida o'tkazilishi mumkinligini bildirgan. Hong Kongda namoyishchilarga yana bir qitim o'q chiqarildi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Hong Kong saqchilari bugungi namoyishni to'sish jarayonida o'q chiqarib, 2 kishini yaralandirgan. Oldingi hafta oxiridagi keskin qarishlik harakatidan keyin Hong Kongliklar to'r vositalari orqali xalqni bugungi namoyishga chiqarib, ko'chalarni to'sishga chaqiriq qilgan. Bevosita tarqatilgan ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, Shivanxi rayonida bir qatnash saqchisi namoyishchilarni quvlash jarayonida o'q chiqarib, 2 namoyishchini yaralandirgan. Bularning birining yarisi og'ir bo'lib, hozir operatsiya qilinayotganligini bildirgan. Bu Hong Kong saqchilarining 1-oktyabr Xitoy Kompartiyasining xotira kunidan buyon 2-chi qitim rost o'q ishiltishi bo'lib, voqeadan keyin vaziyat jiddiylashishga boshlagan. Saqchilar tezlikda Shivanxi rayonidagi asosliq yo'llarni to'sayotgan. Buningdan sirt, oldingi kunlarning namoyish jarayonida 22 yoshlik bir o'quvchi mashina to'xtatish maydonidan tushib ketib, 4 kun o'tgandan keyin yana 8-noyabr doktorxonada qaza qilgan. Bu vaqami Hong Kong xalqining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Hong Kong saqchi doiralari Twitter orqali bayonot e'lon qilib, bu qitimqi o'q chiqirish vaqasining yuqorining buyruq emasligini, saqchilarning o'z qilmishiga o'zi ega ekanligini, saqchi doiralarining haqiqiy qurol ishlatishga intayin chang tuzumi borligini bildirgan. Ko'k hilal insoniy yordam jamiyatining ichilish marosimi muvaffaqiyatli o'tkazildi. 9-noyabr Sharqiy Turkiston Ma'arif va Hamkorlik jamiyati Istanbulning Kichik Chahmajadagi Safaköy rayonida Ko'k hilal insoniy yordam jamiyatining ichilish marosimini muvaffaqiyatli o'tkazdi. Marosimga Sharqiy Turkiston Ma'arif va Hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Marosimga ko'plagan Uyg'urlar qatnashgandan sirt, yana Istanbuldagi Zaytunburno, Beshiktosh, Safaköy qatorliq rayonlarining boshliqlari, muavin boshliqlari
Safakö rayonundaki bir kısım mescitlerinin imamları, Türklerinin halk teşkilat rehberleri, Katarlık köplügen aziz mihmanlar katlaştı ve nöbet bilen tebrik söz kılıp Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti'nin kurulganlıkını tebrikledi. Bunlardan başka yine Türkiye Cemiyeti İçki İşler Ministri Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Katarlık bir kısım rehberler tebrikler telegrammesi yolladı. Murasımda Cemiyet Reisi Abdurrahim Abdulaziz Oğlu cemiyetinin kuruluş maksidi ve nişanları hakkındaki yazma bayanatını okup ötti. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti'nin kuruluşu Şarkı Türkistan Teşkilatları içinde mükemmel insani yardım cemiyetinin yok ikilikidek bir boşluğunu toldurgalıkını, bu cemiyetinin kurulgalıkını, her cihetten kollaydıgalıkını hem de tebrikleydıgalıkını bildirdi. Cemiyet Türkiye'deki Kızıl Ay ve Halkara'daki Halkara Kızıl Kirs Cemiyeti'ye okşayış teşkilat bulup asaslıqı Türkiye ve dünyanın her kaysi caylarından yardım kabul kılış ve toplaş, onların ihtiyacı bulgan şahıs ve uğurlarına yetküzüp verişini maksat kılıdı. Cemiyet 9. noyabr içiliş kılıp ertesiden başlayıp iş başladı. Cemiyet 10. noyabr ihtiyacı bar kıyırındaşlarımızga 2 tonlu un, 1 tonlu gürüç, 1 tonlu şeker, 100 kap tuxum, 100 halta uğrup kaçılangan yemeklik, 600 kilo göç, 50 yeşek yemekli katarlık buyumlarını tarkıtıp verdi. Biz Allah Ta'ala'dan bu teşkilatımızın halkımız ve Şarkı Türkistan davası için menfaatli kılıp verişini dileyimiz. Şundakla Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti'nin mesulü Abdurrahim Aziz Oğlu ve heyet azalarının işlerinin oğuşluk ve muvaffakiyetlik buluşunu ümit kılımız. Yük Abdumobili'de cesti tipilgan 39 kişinin salahiyeti aşkalandı. 11. noyabr Germaniya avazı haberde bildirilişçe 23. oktyabr Angliyadaki bir yük avtomobilida jest bayqalgan 39 kishining Vietnamlik ekanligini aşkarlagan. Xabarda vaqani tashurgan Eskiz rayonlik saqchi amaldorlari 39 kishining salohiyati haqida bayonot e'lon qilib, bularning hammasining Vietnamlik ekanligini, eng kichik ikkisining 15 yosh, eng cho'g'ining 44 yosh ekanligini, orasida nafaslanmay qiynilib o'lay deb qolganligi to'g'riliq oilasiga uchur yo'llagan Pihamti Tira isimli 26 yaşlıq bir ayalının mı bar ikerlikini bildirgen. Saxştirap yana ilgiri onlarının kimlikini iniqlap bolğandın kiyin aile tavabatlarına xabar kılgalıqını, bir neç günü ötkendin kiyin andin cemiyetke aşkarlıqalıqını bildirgen. İranda gayet zor mehtarlıkki yeni nefit zapısı bayqaldı. Fransiya Xalqara Radyosu torunan xabirde bildirilişçe, İran Prezidenti Rohani Televiziya kanalda bayanat elan kılıp, Gayet zor külemdeki yeni nefitlikini baykallığını elan kılgan. Bu nefitlik İran'dan Khuzistan vilayeti de bulup, külümü 24 kvadrat kilometre, çoğunluğu 80 metre kilikken, nefis zapısı bolsa 53 milyar ton etrafı da bulup, burunki nefis zapısının 3'ten 1'e doğru kilikken, Rohani bu vaxta toxtulup, Amerika'nın iqtisadi cezasına uçuravatkan bir peyitte, bu yeni nefitlikten baykılışı İran üçün hoş haber ikerliğini bildirgen. İki Cumhuriyet'in kurulgan gününü hatırlayış faaliyetine umumi teklif. Türkiye'de faaliyet ilip berbatkan Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliği 12. noyabr günü İstanbul'da ütküzüldüğün İki Cumhuriyet hatıra günümüzde kent halkımızı davet kıldı. Çakırıkta bunlar tılgılıngan. Esselamu aleyküm aziz kırındaşlar. Aldığımızda kilovatkan 12. noyabr günü tarihimizde kurulgan iki müstakil devletimizden yani 1933 yılı 12. noyabrda kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı 12. noyabrda kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyetimizden 86 ve 75. yılı hatıra ile resmi devlet bayramımızdır. Kahraman ecdadlarımız aynı çağdaki intayin mürekkep, kıyın vaziyetlerge baş egmesin, nurgun bedellerini töleb, işki kıtın müstakil ve sistemlik devlet kurup çıkış arkalık yukuluş girdabıga kilip kalgan milletimizge kimlikini, ilgili hukukunu, azatlıkını, şan şerifini ve gururunu kaytırıp bergen idi. Uluq ecdadımızdın minnettarlık ve çoğunkır ihtiram bilen esleyimiz. Allah onlarını ahirette aziz ve makamını üstün kılsın. Amin. 12. noyabr biz Şarkı Türkistan halkının kanunluk yol bilen milli ve siyasi kimlikke ilgi bolgan günümüzdür. Bu cumhuriyetimiz ve şallık kök bayrağımız Şarkı Türkistan halkının
Xitay işğaliyetiga uçurgan dastlabki kündin tartib izchil qat'iylik bilan davomlashtirib kelgan kurashlariga, shundoqla azodlikni qayta asliga keltirish, davlatini qaytadan qurib chiqish kurashiga turtki bo'lib kelayotgan birdan-bir qimmatli angushtirimizdir. Aziz qarindoshlar, tajovuzchi terrorist Xitayning razil siyosati va zulmlari vatan ichi va sirtida eng yuqori pallaga chiqqan hozirgi mazgilda mayli nima bo'lishidan qat'i nazar Bizning qilish tigishlik eng muhim vazifamiz oy yulduzli ko'k bayrog'imizga Sharqiy Turkiston davlatimizning ismi va siyosiy kimligiga, dinni va milliy qimmat qarashlari, til, madaniyat va urf-odatlarga ega chiqishdan iboratdir. 12-noyabr seshanba kuni Istanbul Zaytunburnida Jumhuriyatimizning xotirlash faoliyati o'tkazildi. Barlik qarindoshlarni qatnashishga taklif qilamiz. Vaqti 11 ayning 12 kuni kech soat 6:30 da. Adresi Zeytinburnu Kültür ve Sənət Mərkəzi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkücə əslərini Cənabı Allah təbşirimiz. Şuna qılı proqram axırda ekran arxısındakı barlı xizmət təşkilatlarımıza köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rəhmətullah.